Elleri kolları kınalı bebek, yüreği doğuştan. Aferin kızıma. Otursun ablasının yanına. Mama yiyecek, mama. Al kızım. Aa, baba geldi. Öldü babacığım, öldü. Bıktı canından. İşin yoksa in çık. Koştur haldır haldır. Söylenme söylenme, buna da şükür. Ya şükür. El alem oturduğu yerden havadan para kazansın. Aman kızlarıma bak, benim yavrularıma bak. Üf, kurt gibi acıktım Gül. İyi hadi başla. Ne oldu, konuştun mu Sabri Bey'le? Konuştuk, vermiyormuş Ayla Hanım. Eyvah, babam da ona güvendi. Ya şiştik. Koymuş 1350 doları cebine. Evi 450'den vermişler kiraya. Ne yapacakmış o kadar parayı zilli? Araba alacakmış. Tüh, şu Sabri Bey'le de hiç erkeklik yokmuş. Yok ya, kılıbık kılıbık. Oyuncak oldu kadınların elinde. Asıl cadı o kaynanası var ya, o. İnletiyor adamı. Ben kızıma veririm paramı diyormuş. Tanımam öyle damat damat. Kızı da yer bitirir iki günde. Olacağına bak. Al kızım. Hadi kızım, nazlanma, doyur karnını. Peynir ye, peynir ye, peynir. Çatlak, anası da çatlak, kızı da. Ay, bulmuşlar birbirlerini. Türkan Hanım'dan kıskanıyormuş kocasını. Şükrü Bey de dağıtmış. Her gece zil zurna geliyormuş eve sıkıntısında. Ne yapsın adam, az dert mi, evlat bu. Öyle zor. Gitti bizim tripörtör. Baban satalım diye tutturacak şimdi. Türkan Hanım'la bir konuşsan. Aa, ben söyleyemem, utanırım. Ne var bunda utanacak Gül? Borç, faiziyle vereceğiz. Vizite ücretlerini artırdı, sana 5 kuruş zam yapmadı ama. O başka. Çekilir misiniz yolumdan lütfen? Bakın Ayla Hanım, benden izin almadan bir yere gidemezsiniz efendim. Aa, Allah Allah, çocuk mu var karşınızda sizin? Anam, Ayla Hanım gidiyor. Aman bırak, sana ne gidiyorsa. Olur mu canım? Ayla Hanım, vallahi kıyameti kopartırım, rezil olmayalım apartmana. Olalım, benim kimseden korkum yok, bırakın kolumu. Hayır efendim, bırakamam. Çarçur edeceksiniz o parayı şimdi, araba maraba. Ederim, karışamazsınız. Bana verdi onu anneciğim. Bak bak. Bak babacığım bak. Sus sen. İyi günler. Ayla Hanım. Bakın %100'e yakın faiz verecekler. Dolarınız da yine dolar. Hayır efendim, istemiyorum. Yedirmem ben anneciğimin parasını öyle Halil efendilere falan. Garanti veriyorlar efendim. İstemiyorum efendim onların garantilerini marantilerini. Ayla Hanım lütfen. Karışmayın benim işime. Lan. İyi günler. Günaydın. Günaydın. Şükrü abi çıktı mı canım? Burada herhalde. Arabası kapıda. Aman iyi. Ne oluyor gene bunlara? Para kavgası. Buyurun. Ayla Hanım. Çok yanlış bir iş yapıyorsunuz. Durur musunuz lütfen? Ben ne yaptığımı biliyorum efendim. Çocuk değilim. Gelmeyin peşimden. Sevim, koş, kavga var. Ne kavgası efendim? Bilip bilmeden konuşmasanıza. Aile meselesi, konuşuyoruz şurada. Ayla, kaptırma paranı kızım sen. Kaptırır mıyım anneciğim? O göz var mı bende? Dolandırıcılığa mı çıktık efendim? Nasıl söz o? Kocasıyım ben onun. Bu da kocayım diye geçiniyor. Hadi bakayım, Serpil yapsın da bana böyle bir şey. Kolay mı? Erkeklik böyle zamanda belli olur işte. Ayla Hanım paraları kaçırıyor Sevim, koş. Allah boyunu devirsin baykuş. Kaçırmıyorum efendim, araba bakmaya gidiyorum. Hadi anneciğim, birkaç saate kadar dönerim. Hoşça kal. Güle güle kızım. Parana sahip ol evladım. Ayla Hanım. Hay paranız başınızı yesin. Kaptırmayacakmış ha. Yazık, yazık. Yazık vallahi. Çok ağır konuşuldu büyük hanım. Gördün sizin için ne kadar dil döktüğümü. Allah razı olsun. Hakkın ödenmez. Ne fayda? Araba alacakmış. Kaç para? Hepsi 1350 dolar efendim. Para da para olsa. İki lastik zor alır. Ha, anlatamıyoruz ki efendim bunları. Ne gösteriyorsun beni öyle elinle? Rahat bırak kızı. Bıraktık efendim, bıraktık. Ne hali varsa görsün. Geliyorum, konuşacağım sizinle de. Tamam, gel. Gücüne gitti adam. Bırak, o da adam mı? Söyletmesin. Kılıbık kılıbık. Cafer. Buyur Cemil abi. Abi yok, Cemil Bey. Terziye ama. Nereye gitti o? Kim? Ayla Hanım. Araba bakacakmış, araba. Ne oluyor yine Cemil? Ayla Hanım ev kirasını alıp kaçtı Sevim. Nereye? Araba alacakmış kendine. Bize ne? Hadi bakalım, vaktin doldu, içeriye, iş başı.
Öf. Yengenin yanında çalışıyor baykuş parça başı. Dikiş mi? Teğer yapıyor, teğer. Aa, aferin be, bira parası ha. Tabii canım, boş oturana mama yok. Çak 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 çak. Nerede kaldı bu Şükrü abi ya? Çok geç yatıyormuş. Benden duymuş olma ama. Kızın derdinden her gece. Duydum duydum, yazık. Büyük konuşmayalım. Biz de kız çocuğu büyütüyoruz. Kimin parasını kimden kaçırıyorsunuz efendim? Bu evin hesabı hepimizin hesabı. Soygunculuğa mı çıktık? Duyuyor musun Rüknettin? Damadın ağzına geleni söylüyor bana. Duysun. Kemiklerini sızlattınız adamcağızın mezarında. Şimdi burada olsaydı rahmetli, görseydi bu kepazeliklerinizi, tuttuğu gibi o şımarık kızının saçlarından şöyle. Ah Rüknettin ah. Duyuyor musun damadını? Duysun, duysun. Ona söylüyorum zaten. Şikayet. Ah muhterem, bir bilseniz ellerinden çektiklerimi. Kızım, kaptırma paranı diyor büyük hanım, kaptırma. Parayı kocasına kaptıracakmış. Bu bir erkeğe, bir aile reisine ne büyük hakarettir. Rüknettin, beni mi şikayet ediyorum? Evet efendim, sizi. Ne oldu kızı? Geçmiş baş köşeyi mende vur. Otur kızım, rahatına bak. Bir şey yapmaz, korkma. Görüyor musun Rüknettin, nasıl eziyet ediyor bize? Kim kime eziyet ediyor acaba muhterem? Araba peşinde koşuyorlar ana kız, araba. Sizin evin kirasını lop lop yutacaklar böyle. Faize verseydik bir ay sonra katlanacaktı o para. Pst! Defol mendebur musibet. Çişin mi var, neyin varsa çık yat sokakta. Büyük hanıma da dişini geçiremedi, kediye bağırıyor şimdi. Adam mı? Tak el koyacaksın paraya. Tak 6 aylık repo. O kadar, tak tak. Şu aynanın da tozunu al koçum. Başla. Hiç bakmıyor Şükrü abi de bu arabasına hiç ya. Hiç, zenginlik. Sedat abi bir şey söyleyeceğim ama. Söyle koçum. Çok zor durumda kaldık. Yanlış anlamazsan mümkünse kayınbabam yarın 5'e kadar belediye cezanın ilk taksitini ödeyecek de. Ah koçum, lafı mı olur? Konuşturur muyum seni böyle? Tak feda olsun. Bilmez miyim? Allah razı olsun. Anında tak tak. Vay canım abicim, günaydın. Günaydın, günaydın. Beni bekliyordun Sedat? Elim mahkum abi, ne yapayım? Tak atarsın kardeşini şimdi karşıya. Bir telefon etsene oğlum, haberimiz olsun. Aman Şükrü, ne yaptın? Zahmet etme. Ne zahmeti canım, benim de kızım onlar. Buyurun, Allah razı olsun. Teşekkürler. Ellerinden öperler. Baş başa yap kızım Şükrü Bey amcana, baş baş. Ha Şükrü abi, Cafer arabanın tozunu aldı. Ha öyle mi? Bir dakika, affedersin. Cafer'cim. Ne demek efendim? Bereket versin. Atla Sedat. Hemen abi tak. Güle güle, hayırlı işler. Yolunuz açık olsun. Yeşim en salla kızım sen de. Salla kızım, en salla. Kahvaltın yarım kaldı Cafer. Ne yapayım Gül? Takıldım Sedat Bey'e. Ağzını yokladım belki para bulur diye. Yok mu? Olur mu? Utanmasa o benden isteyecek, sahtekar. Sabri Bey ne diyor? Yok canım, sözünü geçiremiyor ki. Koydu paraları cebine, araba bakmaya gitti kadın. Zilli bir arabası eksikti. He. Yıpratma kendini bu kadar be abicim. Ölüm yok ya sonunda. Vallahi çok üzülüyorum seni bu durumda görünce. Elimde değil Sedat, çıldıracağım. İşi gücü bıraktım. Kız geldi öyle oturuyor. Konuşturmaya çalışıyorum, olmuyor. Kocası olacak herif bir telefon etmedi. 2 hafta oldu. Ne düşünüyor, nedir niyeti anlamadım ki. Ben arayayım diyorum, sakın ha. Nazan'la da aramız açıldı. Yakalatalım abicim, tak. Kimi? Damadı. Stockholm'da. Evet abicim, adamlarımız var. Tak, gel bakayım kardeşim sen buraya. Allah Allah. Bu nereye geçecek bu serseri bu? Bırak abicim, hasta hasta. Bizi bulur zaten. Ha abicim, yapalım bir iyilik damadımıza. Ne dersin? Çeksinler şöyle bir köşeye. Olur mu Sedat, ne yapacaklar? Okşarlar biraz abicim, tak tak. Ne oluyor kardeşim? Niye sen karını aramıyorsun bakayım ha? Tak tak. Olmaz öyle şey Sedat, bize yakışmaz. Yahu ne yakıp duruyorsun şunu? Yol açıkta, gitmiyor muyuz? Allah Allah. Hasta abicim, hasta. Trafik canavarı böyle oluyor insan işte. İneceksin aşağı şimdi, ağzını burnunu kıracaksın. Sabah akşam bunlarla boğuşuyoruz. Deli ederler insanı, deli. Abicim sen beni ciddiye al.
Bunlar bu dilden anlarlar. Cız vereceksin biraz elektrik, bak ne oluyor. Elektrik mi? Evet abicim. Ya da tak şöyle bıçağın ucuyla. Seveyim mi seni biraz canım kardeşim ha? Okşayayım mı? Aa, ne istiyor bu serseri sabah sabah? Kırdıracak şimdi çenesini. Buyur geçin efendim, geçin. Yakışmaz. Ben öyle şeyler yapamam. Yani düşüncesi bile çirkin. Yakışır abicim, yakışır. Senin gibi güzel adama bu yapılmaz. İsveç kronu gönderdin adama. Tıkır tıkır. Sermaye. İş kurdun. Kurduk, ne yapalım? Kızımızın hatırı dedik. Ya saydı mı o terbiyesiz senin hatırını? Sen beni dinle abicim. Tak çektirelim bir köşeye. Borcunu da alırız. Cız. Güzellikle kardeşim. Allah Allah. Bela arıyor bu yahu. Dur abicim, vereyim şunu dersini Allah aşkına. Bir dakika. Bırak Sedat, ne yapıyorsun? Abicim lütfen. Terbiyesiz. Dayı mısın sen aslanım? İn aşağı bakayım. Sedat saçmalama, kaza yaptıracaksın şimdi bana. Otur. Kes şu ıslığı, kes. Pardon efendim, dalmışım. Buyur emret. Otur, otur. Halil Efendi'ye de mahcup oldu. E ne yapalım, zorla güzellik olmaz. Para onun. Parası başında paralansın, cadı. Yedik sanki. Öteki dünyaya götürecek bunak. Biraz kocamış canım. Hayır, olan bize olacak Sabri Bey. Satacağız traktörü mecburen. Yazık, gitti gider. Kaça alacaksın yenisini? Yenisi hikaye Sabri Bey. Kayınbabam alacağım diyor ama... Ne yapıyor bu baykuş, çıkmıyor pencereye eskisi gibi. Dikiş dikiyor Sabri Bey. Karısına yamak oldu, haberin yok mu? Sahi mi? Öyle bir söylenti duydum ama. Evet, kesin terzi oldu. Sabah 8, akşam 5. İyi iyi, çalışsın. Tabii canım, bize bulaşmasın da kafamızı dinleyelim biraz. İyi günler. İyi günler efendim. Size de komşum. Nasılsınız efendim, iyi günler? İyi diyelim, iyi olalım hanımefendim. Evdeki delilerle uğraşıyoruz. Belki duydunuz sabahki gürültümüzü. Olur komşum, olur. Ev hali. Bizde de oluyor zaman zaman. Olur böyle şeyler amca, üzülme. Babam anneme bağırıyor, bize de bağırıyor. Ol, biz konuşuyoruz burada amcamla Dumkov. Sana laf düşmez. Evet Halis, kesmesene babanın sözünü. Dumkov yok Davut. Bizim de evimiz olacak anne. Biz de karımızla tartışacağız zamanı gelince. Değil mi amca? Tabii evladım, tabii inşallah. O günleri de göreceğiz inşallah Tertip. Teyzem nasıl amca? Teyzen geziyor evladım. Bırak amcacığım, gezsin, hava alsın. Öpüyorum yanaklarından. Hal! Teyzeleri öpmez Dumkov. Yürü. Almanya'da öpüyorlar ama. Ver bana abadiyi Halis. Burası Almanya değil yavrum. İyi bak anne. Biz yokken bozmuşlar ahlakını babamlar zaten. Hal! Orası söz. İçinde ahlakı mı olurmuş Dumkov? Olur tabii baba. Asıl bir Amerikan kokeri o. Lahmacun kokoreç yedirip dejenere etmişsiniz hayvanı. Kes! Ukala konuşma. Alman bozuntusu. Yürü hadi işine. Müsaadenle komşum. Müsaade sizin efendim. Sefa ile hayırlı işler. Kolay gelsin, bol kazançlar. Hayırlı işler Davut. Ben de abadiyi dolaştırayım biraz. Buyurun efendim, buyurun. Her taraf sizin. Bağlamayın öyle hayvanı, sıkılmıştır evde. Halis yavrum, dersime gelmiyorsun artık. Anneme söyle amca, o göndermiyor. Neden efendim? Yürü. Hadi. Bir kusurumuz mu oldu? Küstürdük mi sizi yoksa farkında olmadan? Hayır efendim, ondan değil. Bütçemize uymuyor. Ha nasıl derler? Kazıklıyorsunuz bizi. Estağfurullah efendim, ne haddi mi? Öyle demek istemedi Sabri Bey, yabancı. La koma badi. Günaydın. Günaydın. Hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol. Ah vallahi geldim ama nasıl geldim bana sor. 3 vasıta birden. Ondan in, ona bin. Bak saat kaç oldu. Nazan ablam kovacak beni. Nasıl vaziyette? Belli etmemeye çalışıyorlar Sabri Bey ama kan ağlıyorlar. Sen haberi bundan al. Kolay mı? Ağlar. Tabii ana yürü. Berbat etti bıraktı kızı. Vicdansız. Gitmeseydi küçük hanım da o mikrobun peşinde. Yazık yazık. Benden duymuş olmayın sakın ha. Yok canım, bizden laf çıkar mı? Oo. Ders mi çalışıyorsun anne? Ne yapalım kızım? Baş edemiyoruz ki öğretmen parasıyla. Anlıyor musun bari? Anlıyorum da birbirine çok yakın sorular var, tuzak gibi.
C şıkkı da olabilir, B şıkkı da. Eline sağlık. Afiyet olsun. Eziyet vallahi gençlere. Tam eziyet. Her yıl daha da güçleşiyor. Şu bizim kiracıların kızı var ya Aslı. O da girecek. Annesi gelip gelip bana soruyor. İkiniz de üniversiteye yazıldınız desene. Evet, bu yaştan sonra. Bak işte İsveç'te böyle şeyler yok. Lisede belli oluyor aşağı yukarı seçeceğin meslek. Bizimki hala bir karar veremedi. Mimarlıktan da vazgeçti şimdi. Sorumsuz. Rahat bırakın çocuğu anne. Ne istiyorsa onu seçsin. Sizin diretmelerinizle olmaz. Bir şey diretmiyoruz ki kızım. Anlayamadık ki bir türlü ne istediğini. Karar verir o. Akıllı çocuktur. Bırakın kendi haline. Evet, bırakalım da senin gibi. Ben ne yaptım anne? Ay, öyle demek istemedim. Hah, Hacer Hanım, dinle şimdi. Hoş geldin Hacer Hanım, geç. Hoş bulduk canım. Ah, dışarıyı bir göreceksiniz, mahşer yeri gibi vallahi. Ablacığım nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, senin o güzel yüzünü gördüm, daha iyi oldum. Köprüde kaza mı olmuş nedir, vallahi iki saat bekledik. Bakanlardan biri geçti dediler ama görmedik. Adam başı polis. Arama var, arabaları durduruyorlar. Hayırdır inşallah. Kahve mi içiyorsunuz? Ha, gel otur biraz, sen de yorulmuşsundur. Afiyet olsun, oturacağım vallahi. Bu sizin aşağıdaki Sarp Bey de sizi soruyor, pek meraklı. Konuşmasaydın bir şey sakın. Yok canım, ne konuşacağım onunla, acayip adam. Beni soruyor yani. Evet, pek üstüne vazifeydi. Hemen Bilge Hanım nasıl görünmüyor? Sana ne deseydin? Ah ablacığım, ne güzel diyorsun. Tahta kafa da Şükrü Bey'e alınmış. Biliyorum. Nimet Hanım mı söyledi? Kim söyler başka? Alınsın. Onun da bizim Sabri Bey'den farkı yok, karaktersiz. Vallahi dilimin ucundaydı. Hem ne karaktersiz. Geçen gün benim yanımda ellerine vurdu adamın da gıgı çıkmadı. Aa. Anam bana kızmazsan üstümde kalmasın. Babaannen de sana gönüllenmiş. Gitmemişsin. Kimseye gitmedi ki Hacer Hanım. Vallahi söylerken gözleri doldu. Git kızım, çok ayıp. Aa, dayanamam ben öyle ağlamalar hazırlamalar anne. Hele bugünlerde hiç. Alo. Aha, yengecim merhaba. Amine mi? Hı hı. Nasıl olalım yengecim, yaşıyoruz işte bildiğin gibi. Hadi siz konuşun, konuşun. Peki. Burada yengecim, veriyorum. Çok öpüyorum ben de. Mine nasılsın? Tenis mi oynadınız Nimet Hanım'la? Yok, daha yeni geldik. Şimdi oynayacağız. En büyük rakibim şekerim. Hacer oradaysa biraz bana verebilir misin? Tamam aslında? Tamam. Ne oluyor kocalarımıza böyle her gece bir yerdeler? Seninkinin peşinde bahane de buldu. Hacer oradaysa söyler misin? Tamam Nimet'ciğim, söyleyeceğim. Bir dakika. Çekemem vallahi öyle sarhoş koca. Bu geceden itibaren rest çektim. Gördü kırmızı kartı. Takılıyorum ayol. Alınma sen de hemen. Ona abinden daha yakın kim var? Tabii gezecekler. Nasıl durumlar Nazancığım? Açıldın biraz. Açılır açılır. Hadi öpüyorum seni. Ha, Hacer oradaysa çağır mısın? Nimet Hanım görüşecek. Hı hı. Toplantısı mı varmış, neymiş? Öptüm canım. Bay bay. Alo. Geliyor Nimet Hanım, iyi günler. Hacer Hanım. Geldim canım, geldim. Nimet Hanım telefonda. Ne istiyor acaba bakayım? Alo. Hacer Hanım, yarın bizde bir toplantı var. Temizlik olmaz. Unuttum sana söylemeyi. Bana gelsin, bana. Mine Hanım bana gelsin diyor. Ne dersin? Olur diyor. Heh, bu iyi oldu. Hadi kolay gelsin. Selam söyle oradakilere. Pek çalımlı hanımefendi. Çalım değil Nimetciğim. Bir sıkıntısı var kızın. Sıkıntısını biz de anlıyoruz şekerim. Yardımcı olalım. Burnundan kıl aldırmıyor ki bunlar. Raşit de küstürmüşler, çok ayıp. Orası bir iş yeri. Yansıtmaması lazım bunalımını oraya. Kort boşalmış, hadi kalk. Like a shadow that's by your side.
Günaydın. Hoş geldiniz Şevket Bey. Hoş bulduk Demetciğim. Şükrü geldi mi? Geldi, odasında. Bir emrin var mı babam, affedersin? Estağfurullah. Yaparsan bir kahve içeriz. Yapmam babam, affedersin. Başım üstüne. O efendim, hoş geldiniz. İyi günler. İyi günler. Abbas, niye yapmadın Raş Bey'in kahvesini, bekliyor. Beklesin, affedersin. Orada mı? Orada efendim. Şükrü Bey'e küsmüş de. Allah Allah. Çocuk mu bunlar ya? Maalesef efendim. Öyle biraz. Buyurun. Şevket Bey geldi efendim. Oh abi. Ne haber aslanım? Bugün nasılsın? İyiyim iyiyim, sağ ol. Bu gece içmek yok ha. Kırarım kemiklerini vallahi senin. İçemem zaten. Başım fena ağrıyor. Ona göre. Yengen söyleniyor. Göreceğiz sonunda kırmızı kartı. Geç abi şöyle, geç. Yok böyle oturma. Geç lütfen. Yok yok, böyle oturma, sen geç. Ne hoş efendim, ne hoş böyle. Abi kardeş, bayılıyorum muhabbetinize. Severiz birbirimizi. Dünyada bundan güzel şey var mı efendim? Kardeş sevgisi ne demek? Demek söyleniyor Melek yenge. Söyleniyor oğlum. Bilmez misin huyunu? Korkarım ben ondan. Ben de. Müdürüm, destur affedersin. Kahveyi dökeceğim şimdi. Niye döküyorsun? Baksana önüne. Şevket Bey, kahveniz. Görüyorum Ergun. Söylemezse duramaz ki babam, affedersin. Şükrü. Tahta kafa toplantı salonunda oturuyormuş oğlum. Evet, bana küs ya. Ayıp oğlum. Git al şunun gönlünü. Olmaz böyle çocuk gibi. Evet efendim, olmaz iş yerinde. Şunun bir gönlünü alsanız diyorum. Baş üstüne Ergun Bey. Siz nasıl emredersiniz efendim? Pardon efendim, haddim olmayarak. Konuşuyoruz burada biz Ergun. Hadi bak işine. Tabii efendim. Duramaz ki babam, affedersin. Her lafın içinde. Abaz efendi. Ne oldu? Evlendiriyordu sizi Nimet Hanımlar. Ne olacak babam, affedersin. Tahtabaşın hanımı dediğin gibi Hacer'in aklına girmiş. O kimmiş affedersin bizi evlendirecek hakim babam dururken? Şükrü Bey yine bordu gibi. Bir laf edecek oldum. Her gece köy kötü geçiyormuş, biliyor musun? Aa, yoktur öyle huyları. Başladı. Dağıtıyormuş. Şirket Bey ilk kere polis almış. Dağıtmaz mı adam? Benim de kızımı o hal ediyorsa ben de dağıtırım valla. Gaz döküp yakarım o damadı. Merhaba Demet. Aa, hoş geldin. Kim bu? Bülent, arkadaşım. Tanıyorsunuz ya. Nasılsın Demet? İyi. Bilet aldın mı? Hı. Ne bileti? Size ne Ergun Bey? Sinema. Otursana. Yok, oturmayayım. Otur. Mesai saatinde bu ne rahatlık kızım? O benim sorumluluğum Ergun Bey. İşimi yapıyorum, görüyorsunuz. Demet, canın sıkılacaksa ben hemen. Hayır canım, otur. 7'de mi film? Evet, 19. Siz de 3,5 herhalde delikanlı. Niye soruyorsunuz Ergun Bey? Herkesin özel hayatı. Belli. Baba parasıyla sinemalar, tiyatrolar. İçerideki de evlendirdi kızını böyle bir boşta gezerle, gördük. Gel. Neredesin sen Abbas efendi? Kaç saat oldu şu kahveyi söyleyeli sana? Büyük patronum geldi de, affedersin. Ne demek efendi? Biz küçük patron muyuz? Yok babam, tövbe. Patron gibi patronsun maşallah. Ben de burada emir kuluyum, affedersin. Kahveyi de dökmüşsün, rezalet. Bak şunu. Özür dilerim, çok özür dilerim. Bakmıyorsun ki efendi önüne. İş hayatı dikkat ister. Öyle langur lungur koşarak. Al şunu. Afiyet olsun. Herkesin özel fincanı mı var bu şirkette? Yok efendim, affedersin. Mutfakta ne varsa o. Bilmem, bana öyle geldi. Çatlak kenara baksana. Büyük patronlar içmez tabii bunlarla. Ayrı gayrı yok efendim, affedersin. Laf çıkarma. Laf çıkarmıyorum evladım. Biz de patronuz kendi çapımızda, çok şükür. Sermaye koyduk, tecrübemizi koyduk bu işe. Hatırlatmak mı gerekiyor ara sıra size? Sermayen başını yesin be adam, affedersin. İkide bir insanın kafasına kalkmasın öyle. Özür diledik işte, uzatma. Tanımam ben öyle sonradan olma patron matron, affedersin. Ya öyle mi? Öyle, affedersin. Canım mı alacaksın? Raşit Bey. Raşit Bey, niye burada oturuyorsunuz? Gel Şükrücüğüm, gel. Rahatsız etmeyeyim diye sizi.
Abi kardeş, özel bir şeyler konuşursunuz aranızda. Bitti konuşmamız, bitti. Ayrıca sizden gizli de değil. Gelmezseniz üzülürüm. Raşit Bey, sizi kırdım, çok özür dilerim. Olur Şükrücüğüm, estağfurullah, biz akrabayız. Bilmiyor muyum sıkıntını? Ben de senin kadar üzülüyorum vallahi. Hadi buyurun gidelim. Aa, kahve içiyordunuz galiba. Abbas efendi, al şunu, soğuduysa yenisini yap. Baş üstüne baba. Buyurun, buyurun. Bıçak sağa, çatal sola galip. Öğren artık şunu. Sağa yenge. Öğrenemez Zülfiye. Nerede onda o kafa? Sağın neresi Dumkov? Burası amca. Koy. Suları da doldur bakayım hayırsız. Oh, elini değdiği nasıl belli oluyor Zülfiye? Çiçek gibi sofra. Afiyet olsun ama ekmek sana yasak Davut. Yeme öyle kocaman kocaman koparıp. Yengemi kızdın mı amca? Karışma sen Dumkov. Ekmeksiz de doyulmuyor Ulviye. Yenmez mi şu mübarek? Yenmez Davut. Kolesterol, trigliserit, lipid. 20 kilo vermen lazım. Hani bu gidişle mümkün değil. Bozdunuz tabii ben yokken perhisi. Bozduk yenge. Halt. Sana laf düşmez. Otur oraya Dumkov. Acıktım Ulviye. Nerede bunlar? Geldik baba. Geldiler, buyurun. Zahmet oldu size. Hayır yavrum, benim için zevk. Buyurun. Dilek neyince kalpli kız değil mi anne, öpeyim. Amca öptü. Rahat dur. Otur kızım. Dilekciğim otur. Durma ayakta, zaten yorgunsun. Bakalım yemeklerini beğenecek misin? Ne demek efendim, elinizde sağlık. Afiyet olsun. Böyle güzel annenin yemekleri yenmez mi Dilek? Halt! Rahat dur Dumkov. Önce misafirimize. Evet Halis. Davutcuğum söyleme şunu. Bunlar benim mi? Evet canım. Belli oluyor, yağsız tuzsuz. Tığ gibi olacaksın ama baba. Konuşma fazla. Otlayacağız yine bir ay desene. Benimki de biraz çok oldu ama. Yersin kızım, yersin. Ne var onda? Yersin Dilek, yiyemezsen biz temizleriz. Değil mi tertip? Yeriz tertip. Halt, sıranı bekle. Önce patronlar. Burada bakın benim ihtiyar alırım. Aha senin dolandırıcı geçiyor Davut. Yakala şunu baba. Hüseyin efendi. Hüseyin efendi, hop. Hüseyin efendi, ne oldu? Küstük mü? Hiç görmüyorsun bizi. Ağustam ne demek? Sana hiç küser miyim? Başımızda bir dert var ki bilsen. Hayrola? Vallahi sana geliyordum ben de. Geliyorsun ama gözüm, böyle alışveriş olmaz. 5 kuruş vermeden dünyanın malzemesini aldın gittin. 3 ayı geçti, öldün mü kaldın mı? Gelip bir merhaba desene. Dur ustam dur. Ne desen haklısın. Vallahi bak sana yeminle şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Yemin etme gözüm, yemin etme, artık inandım. Allah seni inandırsın. Eniştemin de çok selamı var. Borcumuz borçluyor. Eğer ustam verebilirse bize biraz... Para mı? Ya ustam, bocağına düştük. Dolar, mark, neyse. Şerefsizim %100 faiziyle. Yarın cezamızı yatıracağız da belediyeye. Ne kadar uzattı bunlar lafı? Yakaladı babam dolandırıcıyı, bırakır mı? Bırakır mı? Amcam ne yapar adamı? Çocuğum yavaş duyacak. Davut! Yemeğin soğudu ama. Geldik hanım, geldik. Gel bakalım, düşünelim biraz. Afiyet olsun. Guten Morgen. Buyur gözüm. Kaynadan seviyormuş. Otur şöyle. Yemek bize göre baba, ölçülü. Halt. Orası söz Allah'ın misafirine Dumkov. Evet ama Davut, çocuklara göre ölçülü. Olsun yenge, telaşlanma. Herkes kısmetini yer. Doyumluk değil, tadımlık tadımlık. Yemene bak gözüm, hem yer hem konuşuruz. Konuşalım ustam, bereketli olsun. Yengemiz de döktürmüş. Bizim Cafer'in triportörünü alalım mı, ne dersiniz? Triportör mü? Ne yapacaksın Davut? Çok işimize yarar Ulviye, koyarız malzememizi de. Yaramaz mı? İdeal, ideal. Süper, kelepir vallahi.
Alalım baba, ben sürerim. Sabahları Dile'yi de alırım evden. Nein, katiyen Halis. Mal vereyim beyefendi. İşte arabam dolu, emrinizde. Temizlik malzemesi, ne isterseniz. Ne yapacağım malı Halil efendi? Alın dursun beyefendi, bir yıllık toptan. Koyun bodrumat, bozulmaz etmez. Ne rüşvetçiliğimiz, ne ihtikarcılığımız kalıyor o zaman da Halil efendi. Bilmez misin bu apartmandakileri? Bir tane insan mı var yüzüne bakılacak? Vallahi yok, ne güzel söyledin. Ah beyefendi, yıkıldık, hapislerde çürüyeceğiz. Vah babacığım, vah. Ah şu parayı verebilseydiniz hanımefendiyi kaçırmadan bize. Damadın da gördü işte Halil efendi. Alabilmek için parçaladım kendimi. Allah razı olsun beyefendi. Bu iyiliğiniz unutulmaz. Parçaladı vallahi. Terliklerle koşturdu aylanın peşinden. O sevim dünya varmış, bunu aldım. Üstüme gelme bu kadar. Bu da çıktı. Cafer, hop, ne oluyor orada? Aykuş, ne oluyorsa oluyor. Sana ne? Sen diş işine bak. Bir şey sorduk, neden toplandınız? Mal geldi, mal. İşler nasıl, yandan çarptı? Beyefendi, yuvarlanıp gidiyoruz. Allah bereket versin. Hesaplara bakacağım ha. Allah boyunu devirsin pis ayyaş. Hesaba bakacaksın ha. Ne anlarsın acaba? Ayla Hanım geldi, sevip koş. Anam geldi. İnşallah kaparı falan vermemiştir bir yere. Hoş geldiniz hanımefendi. Nedim, Asım koşun. Elinden paketleri aldı hanımefendinin. İstemez, istemez. Eyvah, eyvah. Ayla Hanım, arabayı aldınız mı? Hayır Cemil Bey, beğenmedim hiçbirini. Oh Allah'ım, çok şükür. Hanımefendi, hanımefendi, çok sıkıştık. Elinize bakıyoruz. Size ekspresimizi ipotek edelim, ne isterseniz. Sevaptır Ayla Hanım. Vallahi sevap. Hapislerde sürünecek babacığım. Ne yapayım, çeksin cezasını. Kaçak ev yaptırırken bana mı sordu? Bak babacığım bak, verin bana bari. Taşıyorum, istemez. Hanımefendi, araba da buluruz size. İstemez, ben bulurum arabamı. Açar mısınız kapıyı? Açayım efendim, buyurun. O paraya araba kalmadı. Sen bana sor araba fiyatlarını, bana. Taş kalpli. Hakikaten vicdansızmış. Vicdansız babacığım, vicdansız. Yürüyün hadi, başımızın çaresine bakalım. Ne oluyor Cemil? Ayla Hanım geldi Sevim. Ha, almış mı arabayı? Hadi görüşürüz. Bismillahirrahmanirrahim. Güle güle babacığım. Gitti bizim transportör Gül. Gitti gitti, yaktı bizi vicdansız kadın. Çok kıymetli şeyler aldım anneciğim. Çarçur eder miyim hiç rahmetli babacığımın parasını? Hepsi de lazımdı. Bakın. Aferin, o ne kızım? Güzellik seti anneciğim. İkimiz de kullanacağız. Nemlendiricisi, temizlik sütü, pudralı fondöteni. Hah, kırışık gidericisi. Çok güzel. Kırışık gidericisi mi? Allah'ım, sen benim canımı al. Bu yaştan sonra kırışık gidericisi. Ne söyleniyor kocam? Söylensin anneciğim cimri. Boşa para harcamadık. İç çamaşırı aldım bakın. İtalyan hem de, İtalyan. Ah yandım. Sanki bu memlekette iç çamaşırı yok. Ay, kalite bu güzel. Efendim, kalite. Ne kadar dayanıklı biliyor musunuz? Çok güzel bu. Süt yeğeni, kilodu, badisi, kombinezonu. Allah kahretsin seni Sabri. Sen de erkek misin? Oh, oh rezalet. Sokun şunları torbalarına. Ne diyor gene o kızım? Kıskançlıktan çatlıyor anneciğim, rezaletmiş. Aa, size bir koku. Bakın koklayın. Teşekkür ederim canım. Geldi benim. Mi de bir koku? Kendime bir güdderi takım aldım anneciğim, ihtiyaç. İyi yaptın. Ne zamandır yaptım. İstiyordum. Bakın. İyi etmişsin. Ah çok güzel. Allah'ım battık battık. Yarın da size bir kaşmir palto alacağım anneciğim, devetliği. Aman çok yakışır. Para kaldı demek ki. Muhterem kalkın da görün bu rezaleti, görün. Battık battık. Anne babanın bir şey söylüyor gene o. Bizi şikayet ediyor anneciğim, bizi. Batırmışız. Müzik
Nasılım Sevim? Aferin, çok iyisin. Geçerim, benim adım Cemil. Yalnız günde 3 teneffüs çok az geliyor, çok sıkıyorsun Sevim. Allah Allah, pazarlığa mı başladık? Yapacağız Sevim. Bırak beni pencereme, havamı alayım. Bu şartlar çok ağır geliyor. Sen bir terzi yanında çalış da, gör bakalım göz açtırıyor mu? Vallahi bundan iyidir. Ben dikişimde hata yapmadıktan sonra en az 2 milyon haftalık alırım. Atma, atma. Atmıyorum Sevim, benim adım Cemil. Nereye? Tuvalete Sevim, sıkıştım. Odamı yasak iş arasında. Buyur. Çok sık çıkmaya başladın son günlerde. Ne yapayım Sevim? Otur otur. Sıkıntıdan herhalde. İçiyorsun ha? Tüh! Niye böyle gizli gizli içiyorsun? Ne yapayım senin, baskı altındayım. Gel buraya gel. Otur iç karşımda. Beni o kadar aptal mı sandın? Mine ablam da sağ olsun spor yapıyorum diyor ama tonla para veriyor o tenise. İncecik oldu ama. Oldu ama ablacığım, canı çıkıyor. İnsan parasıyla kendini bu kadar yorar mı? İlahi Hacer Hanım. Anne, feci karnım aç. Merhaba Döncü oğlum. Merhaba. Kolay gelsin Hacer teyze. Sağ ol canım, hoş geldin. Abla. Anne, ablam nerede? Ablan dedenlere gitti. Aa, oley be. Ambargo kalktı demek. Öyle görünüyor. Derse gitmiyor musun sen? Gideceğim anne. Bir lokma bir şey yiyeyim, çok açım. Para verecek misin? Vereceğim. Dağıtma evladım, ben yapayım. Dur dur. Kolamız var mı? Olacak. Oo, bu dibinde. Ablam da içiyor. Farkındayım. Dersten çıkınca alırım ben onu. O gelir, bırak sen onu. Ne istiyorsun sen, onu söyle bunun içine. Şöyle soslu domatesli yapıyorsun ya her zaman biglerden. Taksi parası verecek misin? Ne olacakmış taksi parası? Ablam alacağım ya anne dedemlerden. Hayır, o kendi gelir. Olur mu anne? Bak şimdi bir araba olacaktı ki altında. Aklın arabada. Sen araba, kızlar, futbol unutmuyor evladım. Bu senin istikbalin. Hiçbir geriye dönüş yok kızım. Yok dede. Olmaz artık, saygı kalmadı aramızda. Doğru düşünüyor kız Hüsnü. Saygı da kalmayınca. Konuşulur canım. Kestirip atmayın hemen. Yok dede. Siz Osman'ı tanımıyorsunuz. Sevgi? O da yok. Vah vah. Çok seviyor görünüyordunuz birbirinizi kızım. Öyle görünüyorduk ama babaanne. Değilmiş demek. Vah vah. Birdenbire nasıl bu noktaya geldi peki kızım? Ben çocuk aldırdım. Ne? Yazık. Bana yazık değil mi babaanne? Ya kucağımda çocuğumla kalkıp gelseydim buraya? Kocama güvenemedim. Kocama güvensem yapar mıydım öyle şey? Yoksa deli gibi severim çocuğu, bilirsiniz. Biliriz. Çılgın kız. Niye babanlara söylemedin bunu kızım? Çekindim babaanne. Bir de bu benim sorunum. Kavgaya neden oldu ama. Her şeyde bir hayır vardır. Dede, ben nasıl dava açabilirim? Osman sen aç dedi. İçeriz. Kolay. Sağ ol. Pek suratı nasıl gül. Ah Türkan abla, babamın derdinden. Kusura bakmayın, yaktı bizi vicdansız kadın. Dur bakalım, yaparız bir şeyler. Allah razı olsun. Vallahi çatlak kadın, sizi bile kocasından kıskanıyormuş. Biliyorum biliyorum. Hazırladın mı sen kedilerin yemeğini Gül? Hazır Türkan abla. Çekemem şimdi Cemil Bey, Sabri Bey. Aha buyurun.
Kolay gelsin efendim. Aa, Urike Hanım buyurun. Hastanız falan varsa hiç girmeyeyim efendim. Yok yok, şimdilik yok, buyurun. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Çok özür dilerim. Almanya'dan döndüğümüzden beri hiç vaktim olmadı, uğrayamadım. Bu sizin efendim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim efendim, bir şey değil ufak. Bugünden itibaren kedilerimize de ne lazımsa yardımcı olmaya hazırım efendim. Eksik olmayın, biz de onu konuşuyorduk şimdi Gül'le. Nasıl geçti Almanya? Oh, memnunuz efendim. Tabii bilhassa Halis. Ne yapıyor o çapkın, göremiyorum. Öpüyor sizi efendim. Doktor hanım teyzemin hediyelerini götür anne dedi. Ben de onu öpüyorum. Otursanız da lütfen, ayakta kalmayın, buyurun. Yok efendim, işinizin arasında. Bakın hastanız geldi. Azıcık daha koyayım mı abi? Yemem yemem, iştahsızım. Kimde iştah kaldı ki? Kapatın şu zırıltıyı, kim açtı? Kapatın aslanım, zaten sinirler gergin. Bak hala oturuyor öküz gibi iblis, kalk. Ay ne yapıyorsun Halil Bey? Düşürecektim elimden vallahi. Dedim kapat. Ne yapsın sultan? İçi yanıyor adamcağızın, içi. Bizim de içimiz yanıyor canım, anladık. Kapatsanız aslanım şunu. Kapattık ya Hüseyin abi. Herkes çatacak yer arıyor ha bugün. Konuşma iblis, kırarım boynuzunuzu. Otur. Bismillahirrahmanirrahim. Yarına kadar 40 milyonu bulduk, bulduk. Bulacağız enişte, evvel Allah'ın izniyle. Ferah ol. Konuşma sen de kalpazan. Hani ya? Konuşturmuyorsun ki adamı. Halil Bey anlatıyor işte. Ne anlatıyor sultanım? Maval, maval. Ne maval enişte? Rica ederim. Tamam, konuştuk. Davut Usta verecek. Doktor hanım verecek. Hani para nerede? Yarın 5'e kadar bulunacak o para. Avutma bizi, kır boynuzunu. Aa, yıktın devirdin Halil Bey. Ne bu canım? Al, ben de bileziklerimi veriyorum. Buyur. Aa, hanım kadınsın hanım. Sultanların sultanı. Gördünüz mü annenizi iblis? Ne büyük fedakarlık yaptı. Görüyoruz baba. Kaldırma öyle kaşını gözünü iblis. Sırıtacak ne var bunda? Ne var aslanım hakikaten? Benim de gözlerim doldu vallahi. Dolmaz mı? Ne büyük fedakarlık yaptı. Kıymetimiz bilinse bari. Bilecekler eşek gibi. Yarın mesai saatinin sonuna kadar tamamlanacak o para. Devletle oyun olmaz. Hadi ablanız da versin bir şeyler, ne duruyor? Nesi var da ne verecek sultan hanım? Doğru. Hey! Cevap vermeyin ananıza öyle. Kırın boynuzunu. Çalışmayı düşünüyor musun Bilge? Tabii babaanne, düşünüyorum. Bulacağım bir iş. Ne yaparım evde oturup? Aferin. Sen mi yaptın o salataları? Evet. Bakalım beğenecek misin sevgili avukatım? Ben öyle bir salataya avukatlık yapmam kızım. Veririm dedeciğim, ne istersen veririm. Aman neyse, çözüldü dili hüznü. Neşesi yerinde. Ali geldi. Ah canım. İşte en büyük sırdaşım geldi. Abla konuştun mu annemle? Konuştum. Biliyor, babam gelip alacak buradan bizi. İyi. Babaanne bu masa ne böyle? Ziyafet valla. Börekler, köfteler. Sana değil oğlum, ablana ablana. Biliyoruz canım. Dede avcum kaşını bir beş atalım istersen. Dur bakalım. Eşek sıpası, sen benden tavla oynayacak adam mısın? Babamı götürüyorum ama. Ben baba mıyım? dede avukat tutmuş seni ha, işin iş. İş valla. Her şey aklıma gelirdi de. Şu yaşlılarda her zaman iş var. O gece yemekten sonra babam gelip aldı bizi. İlk kez o kadar neşeliydik. Taksi parası da cepte kaldı.